Meclise kadınları taşımak, hükümeti kadınlarla kurmak bir programdır, bir hedeftir. Türkiye'nin kaynaklarına, suyun başına Türk milleti geçecek, en başta da kadınlar geçirecek. Mur zehirlenmeyi yerle bir eden, dayatmalara meydan okuyan Cumhuriyet kadınları meclise girmek için Türk milletinden yetki istiyor. Şimdi bu niteliği, bu zenginliği, bu kararlılığı, bu mücadeleci ruhu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıma zamanı. Ve biz bunun için geliyoruz. Vatan Partisi'nin kadın milletvekili adayları ulusal kanal ekranlarında kadınların çıkış yolunu konuştu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in de katıldığı programda kadın adaylar kadının kurtuluşu için doğru programı anlattı. Biz kadınlar yalnızca ezilen değiliz. Biz kadınlar yalnızca baskılanan değiliz. Yalnızca hor görülen değiliz, dışlanan değiliz. Buradan bugün yeniden, kaçıncı kez olduğunu bilmiyorum ama yeniden ilan ediyoruz. Türk kadını kahramandır ve biz kahraman kadınları meclise sokacağız. İstanbul, Bursa, İzmir, Van. Türkiye'nin dört bir yanında alanında uzman milletvekili adayları vatandaşın sorunlarını gündeme getirirken çözüm yolunu da sundu. O üreten kadın, üretim içerisinde olan kadının hayata bakışı, toplumsal hayata karışması, kendine olan özgüvenini çok net bir şekilde görebildik. O yüzden de diyoruz ki üretimde evet kadınlar olmalı, daha çok olmalı ama bir de siyasette kadınlar olmalı. Ve Vatan Partisi'ne oy verirseniz bakın diyoruz ilk dört içerisinde kadın adaylarımız var. Kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz. Tecavüz, tacizin artık ne olduğunu unutmak istiyoruz. Sadece yaşanmaması demiyoruz. Ne olduğunu unutmak istiyoruz. Bunları hayatımızdan tamamen çıkarmak istiyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinde, şehrimizde de, sokaklarımızda özgürce dolaşmak istiyoruz. Alnımızın akıyla çalışmak ve üretmek istiyoruz. Bu yüzden milletvekili adayıyız. Vatan Partiliyiz. Vatan Partili olduğumuz için daha şanslı hissediyoruz kendimiz. Sanayici kadınla da görüştüğümde, tarımdaki kadınla da görüştüğümüzde hepimizin ortak şeysinle desteğe ihtiyacımız var. Kadınların birazcık daha fazla desteğe ihtiyacı var. Ancak kadını üretimin içerisinde tam eşit olarak bütün kadınları kamusal alanda üretimde seferber edebilirsek şiddet o zaman durur. Devlet, halkçı devlet kadını korur. Kadınlar sadaka politikasına karşı sistem partilerinin içi boş vaatlerinden bıktılar, usandılar. Artık destek istiyorlar, en büyük talepleri iş. 11 deprem görmüş ilimizden biri olan Hatay'da çok ağır yıkımla karşı karşıya olan kadınımız yine dimdik ayakta olmaya çalışıyor, hayatı sürdürmeye çalışıyor, yaşamını devam ettirmek istiyor. Bugün bana diyor, senin evin sağlam ama ben duvarı yemek istemiyorum. Gelir olmadıktan sonra evimin olması, çadırda yaşamayı daha çok tercih ediyorum. Biz eşit seviyede bütün kadınlar olarak herkes gibi eşit seviyede bir kazanca sahip olmak istiyoruz. Okuyan, çalışan, iş bilen herkes açıkta. Her şeyden önce gençlere öncelik verilmesi, iş verilmesi lazım. Plansız ekonomiden kaynaklanan büyük bir işsizlikle yüz yüzeyiz bu bölgede. Çalışma isteği var ama işsizlik belini büküyor hepsinin. Çadırdayız, konter yok, elektrik yok, bir imkanımız yok. Tarlada çalışıyoruz, çamur, gece olsun, gündüz olsun yeme peşindeyiz. Şu anda zaten en önemli olan eğitimimiz yok. Şu işler için, maddi sıkıntılar için biz eğitimden vazgeçtik. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek onlarca üreticinin taleplerini dinledikten sonra canlı yayında söz verdi. Temel mesele Türkiye'de işsizliği çözmektir. Herkese bir altın bilezik dağıtacağız. Herkes iş sahibi olacak. Tek bir insanımızı boşta bırakmayacağız. Perinçek, Türkiye'nin mevcut kaynaklarını kullanacaklarını söyledi. Türkiye'nin kaynaklarına kamu olarak, devlet olarak yön vereceğiz. Bu kaynakların içerisinden en az %40'ını, her yıl ürettiğimiz kaynakların %40'ını tasarrufa ayıracağız. Bu tasarrufla fabrikalar yapacağız, hizmet kuruluşları yapacağız, eğitim kuruluşları yapacağız, tarıma yatıracağız, sanayiye yatıracağız. Ve dolayısıyla da altın bilezikleri dağıtabileceğiz.
Türkiye'nin kaynaklarına, suyun başına Türk milleti geçecek. En başta da kadınlar geçirecek. Kadına haksızlığın, eşitsizliğin artık geçmişte kalacağı, masallarda kalacağı bir Türkiye'yi kuracağız. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da müjdeleri sırayla verdi. Ve bir müjde, bizi bu noktaya getiren sistem çöküyor, çökmekte. Müjdenin de müjdesi, o yeni dünyada kadınlar için zincirler yok. Çok güzel. O yeni dünyada kadınlar için dayatmalar yok. Eşitlik var, özgürlük var, paylaşmak var, üretim var. Yani kadınlar için erkekle beraber başı dik onurlu bir yaşam var. O nedenle biz Vatan Partili kadınlar Türkiye milletle girdiğimizde Türkiye'yi kurulmakta olan yeni dünyanın öncüsü yapmak için adayız. Vatan Partisi'nin iktidar yürüyüşü kadınların iktidar yürüyüşü olacak. O nedenle kadınları Vatan Partisi ile beraber yönetimlere davet ediyoruz. Evet, evet.